Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm gençler. Yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Daha demin ev turunu çektik arkadaşlar. Bu videodan bir sonraki gün, yani cumartesi günü inşallah saat 1'de ev turu videomuz yayında olacak. Şükür. Vallahi artık bir oh çekebilirsiniz. Bugün perşembe günü arkadaşlar. Saat akşam 9.30 ve biz dışarı çıkmaya karar verdik. Aynen. Ben bugün biraz temizlik yaptım. Dün misafirimiz vardı biliyorsunuz. Birazcık evi toparladım ettim. Şimdi hazırlandım. Size hemen üstümü göstereceğim. Çünkü hala niye artık göstermiyorsun falan diyorsunuz. Yani çünkü ev gözüküyor. Ama şimdi eşime söyleyeyim. Hemen evet. O beni çeksin. Çok güzel şeyler gösterecek. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim üstüme. Şalım yine normal siyah bir şal. Şu üstümdeki tunik arkadaşlar. Şimdi buraya bir kemer bağladım. Bu aslında tuniğe hani ait olan bir şey değil. Böyle bir tunik var arkadaşlar. Şöyle. Bu boğaz kısmı böyle, kolları böyle arkadaşlar. Bu modanom.com sayfasından Sevgi Hanım bana aslında bir hediye yollamak istedi. Ben bir palto seçtim. Hatta onu size birazdan göstereceğim. Müthiş bir şey. Bunu da yanında hediye koymuş. Ve inanın kumaşı çok güzel. Ben ilk o sayfaya baktığımda yani ürün seçebiliyordum. Ve ilk baktığımda inanın yani o kadar çok güzel şeyler vardı ki. Hani açık kadınlar için, kapalı bayanlar, tesettürlü bayanlar için ürünler vardı. Ben ilk başta hani açık olanlar için ürünlere bakmıştım ve bayılmıştım. Sonra tesettür bölümünü görünce hemen oraya yönlendim. Ve bunu da yanında hediye koymuş. Kalitesi gerçekten müthiş. Yani ben hani internetten insan alışveriş yapar. Hani artık her şeyin kalitesi aynıdır ya. Bunlar çok farklı. Şu kolları çok tatlı hayatım. Evet. Ve çok güzel bir kumaşı mesela var. Mesela şurada da bir detay var. Evet. Şöyle. Çok güzel. Şimdi size paltomu göstereyim. O zaten var ya müthiş. Efso. Arkadaşlar gelirim. Mont mu deniliyor? Palto mu deniliyor? Palto. Palto mu? Müthiş. Yani kumaşı zaten. Ya size şöyle diyeyim. Şu ana kadar aldığım bütün montların en kalitelisi bu arkadaşlar. Ya ben çok bayıldım ama ya. Kumaşı çok şahane. Astarlı şöyle. İçinde astarı var. Şöyle. Ve şu peluşlar da çok kaliteli arkadaşlar. Bakın. Bunlar da böyle çok kaliteli ve yumuşacık. Ben bunu gördüm. Bayıldım. Yani ben 1.60 boyundayım ve tam oldu. Hiç öyle hani şey yapmama da gerek yok. Kestirmeme de gerek yok. Böyle kuşaklı, çok hoş. Dediğim gibi çok kaliteli, aşırı yumuşak. Ve ben dediğim gibi bayıldım. Şöyle yani bir çok görelim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten ben de bayıldım. Evet. Bunun aynı renginden almak istiyorum hayatım ben de. Erkekten. Yani erkek için tabii ki ben şu an böyle bir baka kaldım. Partner look yaparız. Evet, siz zaten hep benim böyle kabanlarım olsun. Hep soruyorsunuz. O yüzden bunu da böyle linkini bırakacağım arkadaşlar. Tam bu hani şeyi. Burada böyle cepleri var. Ya ben bayıldım ya. Gerçekten. Yani şu ara beni sadece bununla görebilirsiniz. Bir de gri. Yani bende yoktu gri. Çok güzel oldu. İndirim kodu olursa aşağı hani yazarım ismini. Ona göre indirim kodu olur inşallah arkadaşlar. Tabii inşallah olursa. Onu dediğim gibi aşağı yoksa, çıkmaya bırakıyorum. Yoksa modanom.com. Aynen. Şöyle arkadaşlar. Ürünler aşırı kaliteli. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Şahsen hep başka sitelerde aldığım gibi diye tahmin ediyordum. Ama aşırı kaliteli. Yani dediğim gibi yani buradan size onun şeyini verebilirim. En azından şu iki ürün için. Ve fiyatlar çok uygun. Yani gerçekten her insanın alabileceği fiyatlarda bu. Hani mont olsun, tunik olsun, başka şeyler olsun. Bakmanızda hani fayda var. Fayda var. We've been trading secrets, yeah. We've been tracing regrets, yeah. Evet arkadaşlar, biz şimdi nereye gidiyoruz? Ben acıktım. Sultanımın karnı acıkmış. Aynen, o yüzden ben şimdi yemek yiyeceğim. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum. Bir ton da yemek yemiştik evde ama bayağı. Aynen, evde mesela şey dünden bayağı bir şeyler kalmıştı. Evet. İşte onları bitirdik. Ama var ya dün çok yordu hayatım, ondan sen acık. Galiba bir de hani dün mesela limonlu kek, kurabiye, bütün o yemeklerin hepsi bitti. Yani hiçbiri israf olmadı. Allah'ıma bir şükürler olsun. Yani böyle bitirdik. Bugün son o şeyleri yedik ve ben acıktım. Aynen. Onu yiyeceğiz. Sonra tatlı yiyeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Şu lokma dese gitmeyi düşünüyoruz. Çünkü oraya yani böyle hiç gitmedik. Bakalım nasıl. Ben Bilal'le gittim de sen daha gitmedin. Aynen. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım.
Evet arkadaşlar, ben şimdi yemeğimi yedim. Lokma dese gidiyoruz. Ve burası çok hayatım. Merak ediyorum. Neresi? Burası. Aa, burasıymış. Hadi deneyelim. Hadi bakalım. Annesinin canı. Gel bakalım. Nasıl da sevdiriyken. Oh. Oh. Balımı görmek istiyorsanız çekeyim dedim. He kızım. Ne oldu? Ne oldu annem? Ne oldu? Ne oldu? Gel. 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 Ben şöyle oturayım. Gel. Heh, hep git. Evet arkadaşlar, biz eve geldik. İşim hemen namaza geçti koştura koştura. Geç yatmak istemiyormuş. O yüzden şimdi ben böyle oturdum. Evet, pek bir şey yapmadık bugün ama yine de çekmek istedim. Ne oldu annem? Oy, oy. Böyle kedi, aşk. Öyle yani, çekmek istedim yine de. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi bakalım ne yapacağız? Şimdi artık yani bir şey yapmayız. Böyle kala kaldık yani. Öyle yani. Mesela bazen sohbet ediyorum. Bayağı böyle bir konuşuyorum. Yani nasıl diyeyim? Sohbetten ziyade ya bir şeyi anlatıyorum. Yani yaşadığım bir şeyi ya da bir yapacaklarımı anlatıyorum ya da yaptıklarımı anlatıyorum. Hani her neyse, bir şeyleri anlatıyorum. Sonra hep çok konuşuyorsun oluyor. Ama arkadaşlar, bu benim kişiliğimde var. İnanın değiştiremiyorum. Yani hep bir şey anlatmak ya da konuşmak istiyorum. Yani açıkçası sırf size hızlı çekim yapmak da istemiyorum. Hani bazen kısa kesiyorsunuz ama inanın kişiliğimde yok o. Yapamıyorum. O yüzden hani böyle konuşmak hoşuma gidiyor. Ve açıkçası bunu videoya da koymak istiyorum. Çünkü yani bu benim. Konuşmayı seviyorum. Sizinle konuşmayı seviyorum. Hani siz sevmiyorsanız hani atlayabilirsiniz o kısımları. Hani hızlandırılmış yerlere bakabilirsiniz. Ama ben dediğim gibi hani seviyorum. Bu hiç değişmeyecek. Yani böyle bol bol konuşacağım ben. Bazen boş da olsa konuşurum yani. Hiç şey yapmaz beni. Öyle yani. Bunu da buradan belirtmek istedim. Çünkü yani seviyorum. Yapacak bir şey yok. Öyle. Şimdi ben ne yapacağım? Yatacağım arkadaşlar. Yatmaktan ziyade edit yapacağım. İki videoyu da edit yapacağım. Yüklemeye vereceğim. Evet arkadaşlar, şu an cuma. Aslında bugün yani şu videoda gördüğünüz başta olan videoyu görecektiniz. Ama ben yani içime silmedi. Çok bir şey de yapmadık. O yüzden paylaşmak istemedim. Bana göre kısa olmuştu. O yüzden şu an dediğim gibi cuma, ev turunu erkenden görmüş oldunuz. Ben şimdi akşam yemeğini hazırlayacağım. Beraber hazırlayalım istiyorum. Böyle akşam vlogu olacak. Yine TV izleriz muhtemelen. Onun hazırlığını falan paylaşırım sizinle. Böyle de güzel bir bitiş olur. Ben şimdi köri soslu tavuk yapacağım arkadaşlar. Bir de pilav yapacağım yanına. Çok lezzetli oluyor. Bir kere tarifini vermiştim. Yukarıya bir yere linkini bırakıyorum. Eşim birazdan krema almaya gidecek. Evde krema kalmamış. Bizim aslında hep evde krema olması gereken bir şey. Çünkü kremalı tariflere bayılıyorum. Neyse, ben şimdi yemeğimi yapmaya başlıyorum. Ondan sonra yemeğimizi yeriz ve sonra sunumluklarımızı arkadaşlar, hazırlarız. Arkadaşlar şu an soğanımı doğruyordum. Ve yani acayip içi böyle çürüktü. Çürükten tut, çok iğrenç bir koku geldi burnuma ya. Ben şimdi yani kullanılacak gibi değil. Ben şimdi hani tamam, iki tane soğan çıkardım, iki de çürük çıktı. Bir de daha bunlar yeni alınmış. Yeni alınmış derken yani şöyle bir hafta oldu. Ve
Resmen çürük. Neyse ben eşime diyeyim onu alsın. Ben de bari malzemeleri hazırlayayım. O sırada pilavımı yaparım. Eşim gelince de artık son malzemeleri hazırlar ve yemeği yaparım. Üzüldüm yani. Kocaman soğandı yani. Neyse. Nusret salatasından yaptım. Bu sefer mor lahana, kırmızı lahana değil, mor lahana da ekledim. Böyle ben bunu çok sevdim. Sadece cranberries yoktu evde. Cevizi de biliyorsunuz bana bir takipçim hediye yollamıştı. Onu kırdık ve müthiş, taptazeydi. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şimdi abur cuburlarımızı hemen hızlı bir şekilde hazırlayacağım. Özel bir sunum yapmayacağım çünkü yani biraz saat geç olacak. Geç yatmayalım. O yüzden şimdi hemen abur cuburlarımızı hemen hazırlayacağım. Özel dediğim gibi bir sunum hazırlamayacağım. Öyle mutfağı hallettim. Sırf ocağı halledeceğim. O da çay bittikten sonra halledeceğim. O kadar yani. Sizi zaten son halini gösteririm. Artık ev turunu da gördünüz. Mutfağı gönül rahatlığıyla gösterebilirim. Evet arkadaşlar, mutfağımı mis gibi yaptım. Artık benim için yatış vakti. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.